Arapça sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3. sınıfların vize sınav tatmininde çıkan soruları çözüm çalışmasını sizlere sunuyoruz. Hepinize yaklaşık bir 10-15 gün sonra yapılacak bahar dönemi sınavında başarılar biliyor. Muhabbetler besliyorum. Birinci sorumuz aşağıda arkadaşlar. Şöyle diyelim. Aşağıdakilerden hangisi mezit fiildir? Mezit kök harflerine 1, 2 ya da 3 harf eklenerek elde edilen fiillerdir. Yeni manalar elde etmek için Arapçada böyle bir kullanım şekli var. Fiiller iki kısma ayrılıyor. Mücerret ve mezit. Mücerret demek kök harflerinin dışında harfi olmayan fiillerdi. Sülasi ve rubai olmak üzere iki ayrılır. Ama mezitler işte rubai, humasi, sülasi diye başlıklara bölünüyor. Şimdi birinci şıkkımız ihmarra, kızardı. İhmarra, if'alle vezinde arkadaşlar, mezit fiil. Doğru cevabımız bu. Ama mesela diğer ki yarda nedir? Razı oluyor, eş'uru hissediyorum, yahki anlatıyor, dahiket güldü. Bakın dahike üç harflidir. Hake üç harfli, şa'ara üç harfli, radiye üç harfli ama ihmarra nedir? Mezit fiil. Evet. Nasıl diyelim? Şöyle diyoruz. Demek ki birinci sorumuzun cevabı A şıkkı. İkinci sorumuza geliyor arkadaşlar. Ney müziği eşliğinde? Te'utercimu hâzel kitâbe. Te'utercimu hâzel kitâbe. Bu kitabı tercüme edeceğim cümlesinin babı aşağıdakiler hangisidir diyor. Bakalım. Te'utercimu hâzel kitâbe. Bu kitabı tercüme edeceğim diyor. Bu kitabı tercüme edeceğim fiilinin terceme yutercimu arkadaşlar. Terceme yutercimu nedir? Terceme yutercimu 3-4 harfli olduğundan dolayı biz ne diyoruz az önce söylediğimiz gibi? Rubai mücerret. Rubai mücerret. O zaman rubai mücerret diyoruz. Bakın. Bu se fiil-i muzarın başına gelir, çekcak ifade eder. Utercimu, terceme, utercimu. Tamam. Peki, üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İf'ilelun baba, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? İf'ilel, if'ilel. Yukarıda da ihmirar, ihmarra, yahmarru, ihmirar. Dolayısıyla renk ve özürlülerin mübalağalı, kıpkırmızı oldu. İşte İbeb nedir? Tamburlaştı, tam kamburlaştı gibi. Mutavaat, müşareket, müteadillik, teksir filan değil. Renk ve özürlerin mübalağalı anlatımı oluyor. Dördüncü sorumuzda yeskünü hâdel beyte yeskünü hâdel beyte âmilun fakirun. Bu evde fakir bir işçi oturuyor. Yud'a isimlendirilen Ebe Sa'id'in, Ebe Sa'id, Sa'id'in babası diye isimlendiren fakir bir işçi oturuyor. Ma'a usreti, ailesiyle birlikte. Ya bu evde ailesiyle birlikte Ebe Sa'id diye isimlendirilen fakir bir işçi oturuyor. Altı çizili kelime cümlenin hangi öfkesidir? Yeskünü fiilinin failidir. Yani yeskünü oturuyor. Kim oturuyor arkadaşlar? Amilun. Dolayısıyla
cevabımız fail olacak. Mübteda zaten olmaz çünkü fiil cümlesi, haber de olmaz. Fail, evet oluyor. Naibi fail çünkü olmaz. Naibi fail olması için fiilin meçhul gelmesi lazım biliyorsunuz. Meful de hazel beyt oluyor arkadaşlar. Yeskunu amilun fakirun hazel beyt diyorum. Aşağıdaki hangisi isim cümlesidir? Biliyorsunuz isim cümlesi isimle başlar arkadaşlar. Çok basit. Eşrakat işşemsi, güneş doğdu. Burada nedir? Bir fiil var. Ferral salimle sicni, hapishanede iki hırsız kaçtı, firar etti. Etti de, bakın etti, firar etmiş yani fiil. Ecebet halidetu al esileti, halide sorulara cevap verdi. Bak cevap verdi, mazide. Edreke, idrak etti musafir kıtara, yolcu trene ulaştı. Bu da bir iş, eylem filan verdi. E şıkkında el-buhayratü azbetül mâ'i. Buhayratü göl, suyu tatlıdır, soğuktur. Dolayısıyla doğru cevabımız bu arkadaşlar. Ekve cilâhin yektülül marada. Hastalığı öldüren en güçlü silahtır cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan mübteda aşağıdaki hangisidir? Bakın el keselü tembellik. Tembellik hastalığı öldürmez. En nezafetü. Doğru cevabımız temizlik. Bak en nezafet. Tabii bu kelimelerin sevgili arkadaşlar manasını da bilmiş olmamız lazım. El keselü tembellik. En nezafetü temizlik. El hüznü hüzün. Moral bozukluğu. El kalaku kaygı, el bukeu ağlama. Hastalığı öldüren en güçlü silah nedir? Temizliktir arkadaşlar. Evet. Yeskunu hazel beyti amilun fakirun cümlesinde altı çizili kelimenin aşağılaması aşağılıklı hangisi? Yeskunu iskan, imar ve iskan bakanlığı yani konutta oturuyor, barınıyor. Barınmanın eş anlamlısı hangisi, ne hangisi olur? Yukim olur, mukim. Bakın, sakin, mahallemizin sakinlerinden ya da mahallemizin mukimlerinden derim. Yakumu, kalkıyor. Yatmainu, mutmain olur. Yenemu, uyuyor. Yunzilu, indiriyor. Ve iniliyor neyse, indiriyor. Aslında doğru cevabımız yukimu, ikamet ediyor. Aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi mureptir? Evet, ruhu dillendiren ney eşliğinde bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Aşağıdaki ismi mevsullerden bakın ellezî, ellezâni, ellezîne, elleti, elletâni, ellevâti ya da ellâti. Hangisi mureptir? Şimdi bakın ellezîne hiçbir zaman değişmez. Ellati hiçbir zaman değişmez. Men her yerde mendir. Elleti her yerde elleti. Peki elletani sevgili arkadaşlar nedir? Ref durumda elletani olur ama nasb ve cer durumda elleteyni olur. Yani elleteyni olduğuna göre o zaman mureptir. Murep cümlede bulunduğu yere göre harf ya da hareket değişikliğine uğrayan kelimedir. Mebni ne olursa olsun herhangi bir değişikliğe uğramayan kelimelere diyoruz. Harf ya da kelimelere. Aşağıdaki cümleden hangisine sıla cümlesi şibhi cümledir? Şibhi cümle car ve mecrur ya da zarfta oluşan cümlelerdir arkadaşlar. Bunu hiç unutmayacaksınız. Böyle sorular çıkar. Vehebe gitti men ekelet ta'ame. Yemeği yiyen adam gitti. Burada şibhi cümle yok. Uhibbu sadika. Dostu severim. Hangi dostu? Ellezî hulukû hasen. Ahlakı güzel olan dostu severim. Necehati talibetü. Kız öğrenci başarılı oldu. Hangi kız öğrenci? Ellezî ebûhe müderrisün. Babası hoca olan, öğretmen olan kız öğrenci başarılı oldu. Burada da bir şey yok. İşte muzaf muzafine falan. Câetit talibetü lâtî karâ'nel rivâyete. Romanı okuyan kız öğrenciler geldi. Bunda da şey yok. Son şıkkımıza geldik.
Uhsinu ila men fi daril acezeti. Aceze yurdunda kalanlara iyilik ediyorum. İyilik ederim. Cevabımız fi daril acezeti. Şibih cümle. Fi daril acezeti. Aslında cümle değil, şibih cümle. Cümle gibi değerlendiriyor. Ümmehâtul mu'minîne hünne ellâti cümlesinde boş bırakılan yere uygun olan sıra cümlesi aşağıdaki hangisidir? Ellâti den sonra geldiği için arkadaşlar cinsiyet ve sayı bakımından uyacak. O zaman revaynel hadîfe müminlerin anneleri hadisi rivayet edenlerdir. Yani hadisi rivayet edenler müminlerin anneleridir. Yani işte Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Hafsa gibi, işte Hazreti Hatice gibi vesaire. Dolayısıyla doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Rava müzekkerler için, rava yine müzekkerler için, ravate tesniye müennesi için, ravet müfret müennesi için. Halbuki ümmühet. Değil mi? 11. Kara'tül kütübe nokta nokta iştereytühe. Yani satın aldığım kitapları okudum cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi en uygun şekilde tamamlar diyor arkadaşlar. Hangisi? Bakın kütüp tabi cemi teksir akılsız varlık olduğu için bu kuralı hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Bunu tanımlamak için gelen şey nedir? Müfret müennes. Müfret müennes. Yani ellezine cemi müzekkerler için kullanılır. Ellati müennesler cemi müennesler için kullanılır. Ellezi müfret müzekker için kullanılır. Ellezeyni müsenna yani tesniye müzekker için kullanılır. O zaman kullanacağımız şey elleti iştereytü. Okuduğum kitapları, satın aldığım kitapları okudum. Evet. 12. soru. Es-Sü'ali Sene aşağı. Aşağıdakilerin hangisi illetli fiil değildir? İlletli fiil değildir. Rade, erade, illetli. Vakafe, yakifu, illetli. Şeke, yeşku, illetli. Ceze'e, arkadaşlar, ve ceze'e, bu nedir? Mudaaf fiil, yani salim fiiller mudaaf kısmından. Se'a, yes'a, illetli. Dolayısıyla doğru cevabımız ceze'e olacak. Es-sâihâtu el-muthafe ba'de'z-zuhri. Yani hanım turistler müzeyi öğleden sonra. Diyeceğiz ki ziyaret etti. Hanım turistler ziyaret etti. Kuralımızı unutmuyoruz yine burada. Fiil başta olursa failine sayı yönünden uymayıp sadece cinsiyet yönünden uyar. Yani fail özne isterse 100 kişi olsun fiilimiz müfred gelecek. O zaman zurna biz ziyaret ettik olmaz. Ziyaret ziyaret etti. O zaman doğru cevabımız bu arkadaşlar. Zara erkek için, zaru erkekler için, zürne hanımlar için ama ne dedik? Müfret müennes olarak karşımıza gelmesi lazım. Seyyaratül isafi ambulanslar yani ilk yardım arabaları, taksileri ememel müsteşfe hastanenin önünde. Şimdi seyyaratül isafi nedir? Cemi olduğu için arkadaşlar ne diyeceğiz? Cemi ama yine akılsız, cansız. Cansız ve akılsız varlıkları fiilini, ismi mevsulünü, ismi işaretini vesaire kullanırken ne dedik? Müfret müennes kullanacağız arkadaşlar. Ve kafa iki tane erkek için, ve kafe bir erkek için, ve kafete İki müennes için, vakafu müzekkerler için durdular. Vakafet, müfret müennes, seyyaratül isafi, vakafet emamel müsteşfe. Hastanenin önünde nedir? Ambulanslar durdu diyor ilk yardım araçları.
السؤال الخامس عشر قال الأب لابنه بابا أولنا dedi ki demiş nokta nokta هذه الجريدة على الطاولة bu gazeteyi masaya ne diyecek masaya koy. Dolayısıyla baba oğluna bir oğul olduğu için da koyacak da. Da'i kız olsaydı olurdu. Da'a iki erkek olsaydı olurdu. Da'u erkekler olsaydı olurdu. Da'ne hanımlar olsa olurdu. Ama oğluna diyor. Kâlel ebu li ibnihi da' hâzihil ceridete alet tâvileti. Efendim ne? 16. soru. Hırsız 3 gün sonra yakalandı cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakiler hangisidir? Hırsız 3 gün sonra yakalandı. Ne zaman yakalanmış? 3 gün sonra. Kabattu alallissi ba'de felaseti eyyamin. 3 gün sonra hırsızı yakaladım. Halbuki yakalandı diyor. Bu kabattu ben yakaladım. Kabadu yakaladılar alallissi. Hırsızı yakaladılar. Ba'de selaseti eyyamin. 3 gün sonra. Ba'de selaseti eyyamin. Bakın halbuki arkadaşlar burada yakalandı. Bakın buna dikkat ediyorsunuz. Yakalandı. Kabadu yakaladılar. Kabattu ben yakaladım. Ba'de selaseti eyyamin. 3 gün sonra. Kubida alallissi arkadaşlar. Hırsız. 3 gün sonra ne yapıldı? Yakalandı diyor. Doğru cevabımız bu. Kabadna biz yakaladık. Ba'de selaseti eyyamin kubidu lususu. Hırsızlar yakalandı. Halbuki burada hırsızlar sevgili arkadaşlar bak. Ona dikkat ediyoruz. Aşağıdaki cümleler hangisinde naib-ül fail yoktur? Naib-ül fail ne demek? Fiil meçhul edilgen olarak geldiğinde failin yerini tutan mef'ul leb diyoruz. Naib-i fail. Yani failin yerini tutan kelime. Naib-i fail aynı zamanda fail gibi harekelenir. Bunu biliyoruz. Tuvfiye el-me'munu fissenet-i seminete aşra ba'del mi'eteyni. Bakın tuvfiye. Tuvfiye. Tevaffe deseydi, vefat etti. Tuvfiye, vefat edildi, öldürüldü ya da vefat etti. El-me'munu. Burada naib-i fail var mıdır? Me'mun, tuvfiye'nin arkadaşlar naib-i faili. عمل المؤمن على أن ينشر العلم مأمون ilmin yayılması için bu da yunşere meçhul el ilmu naibi fail olarak gelmiş ukidet akdedildi el mecalisu naibi fail olarak bulunmuş yani oturumlar akdedildi, düzenlendi. El-ilmiyetü ilmi oturumlar fi Bağdat'ta. Bağdat'ta ilmi oturumlar, ilmi meclisler kuruldu. Humilet hamledildi. İleyhi yani nakledildi. Ona kütüb-ü şarkı vel garbi, doğunun ve batının kitapları oraya nakledildi. Nakledildi diyor bakın meçhul. Yebnil me'munu me'mun bina etti. Mektebatin azimetin. Azimeten. Mektebatin azimeten. Niye mektebatin azimeten? Çünkü cem-i müennes haline nas durumda yine esra alırlar. Bu mansuptur. Mektebatin aslında mektebat. Mektebaten ama cem-i müennes haline ne almıyor? Fetha almıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Cem-i müennesler ref durumunda ötre, nas ve cer durumunda kesre alır. Dolayısıyla cevabımız bu. Bakın. Burada tuvfiye vefat ettirilmiş
şeyi niye zikredilmiyor? Çünkü me'munu vefat ettiren güç Allah'tır. Bakın. Dolayısıyla me'munun ruhu alınmış. Canı kabzedilmiş. Yani bu bir çeldirici şey olarak duruyor. Ona dikkat ediyoruz. Böyle bir soru gelirse. 18. soru. وَقَفْتُ nokta nokta اَمَامَ مَكْتَمِ مُد۪يرِ şirketi cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki zarflardan hangisi en uygun şekilde tanınır? Sevgili arkadaşlar, en uyguna dikkat ediyorsunuz. Bazen soru kalıpları bu ele gelir. En doğru, en uygun, en güzel vesaire şey. Şimdi وَقَفْتُ şiteen diyor, kışın. Sayfen, yazın. Gaden, yarın. Vakaftu halbuki durdum. Yarın durdum olur mu? Olmam. Lahzaten bir an inde yanında. Yanında önünde olur mu arkadaşlar? Olmaz. Yazın durdum olur mu? Olmaz. Kışın durdum olur mu? Yani mevsim boyunca. O zaman bir müddet diyor durdum. Yani vakaftu lahzaten bir an durdum diyor. Ememe Mektebi Müdürü Şirket, şirket müdürünün bir odasının önünde, yazıhanesi önünde bir an durdum, sonra gittim. Yani girsem mi, girmezsem mi falan dedim. Herhalde öyle bir şey. Es-Sü'el-i Tâsi Aşara, mef'ulün fihi niteliği aşağıdakiler hangisi? Arkadaşlar bakın, mef'ulün fihi, fiilin işlendiği yeri ve zamanı gösteren mef'uldür. Fiilin yerini ve zamanını gösterir. Mete ve keyf, eyne sorusuna bakın. Mete ve eyne sorusuna cevap veren mef'uldür. Fiilin yapıldığını, niçin yapıldığını göstermesi mef'ulün li ecli, limeze sorusuna, yani niçin yaptığın sorusuna, niçin yapıldı sorusuna mef'ulün li ecli o. Cümlede fiilin yeri veya zamanı bildirmesi. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Son sorumuz. فَتَتَحَرَّكُ الْحَافِلَةُ Otobüs hareket edecek. Fecren, fecir vakti, مِنَ الْمَحَطَّةِ Otobüs duraktan fecir vakti, şafak vakti hareket edecek. Diyor ki cümlesine altı çizili. Bakın şu soruyla hemen alakalı bir şey. Değil mi? Ne dedik? Cümlede fiilin işlendiği yeri ve zamanı. Hareket saati, zaman ne zamanmış? Fecir. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Doğru cevabımız bu. Değil mi? Şimdi bu soruyla bu videonun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda buluşmak üzere hepinize içten dinginlik, sağlık, afiyet temenni ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.